Sorularla Risale sitemize gelen bir soru şöyle. Risale okurken akıl anlamazsa da ruhunuz anlar, hissesiz kalmaz şeklindeki ifade ne derece doğrudur? Nasıl anlaşılmalıdır? Tabii bu ifade doğru. Evet. Yani kayıtsız şartsız doğru diyoruz. Çünkü neticede her şey akıl ile çözülecek diye bir kayda yok. Bazen oluyor mesela bir meseleyi siz güzel bir şekilde ruhen kavramışsınız. Çok yönlerle ihata etmişsiniz. Ama aklınız onu izah edemez. İlmi olarak ona sorulacak bir soruya cevap verme gibi bir duruma giremeyebilirsiniz. Evet. Neticede malumunuz yani bazı şeyler var ki taakuli olarak anlaşılır. Bazıları da var ki izani anlaşılır. Yani akıl bu meseleyi anladıktan sonra izan olacak diyenler de olsa bile bazen olur mesela bir avam bir meseleyi bir alimden çok daha iyi bir şekilde hayatına tatbik edebilmesi gösteriyor ki daha iyi anlamıştır. Evet. Bilmek ayrıdır, anlamak ayrıdır diyoruz ama bu asrın özelliğinden dolayı, akıl muhakkak hissesini ister. Akıl bir mide gibidir diyor ustamız. Bunu zaten muhtelif şeylerde inşallah ben izah etmeye çalışacağım. Ama bir başlangıç olsun diye, bir girizgah olsun diye söyleyelim. Akıl esas olmasa bile, esas olan kalp olsa bile bu asrın insanın özelliğinden ve vaziyetinin neticesinden dolayı akıl sanki bir cihette hakim olmuş. Niye? Çünkü pozitivist bir asırdayız. Onun için her bir meseleyi anlatırken, izah ederken karşıdaki insanların ya da kendimizin aklının en evvel bu meselede işba edilmesi, doyurulması gerekiyor. Ama söylediğimiz gibi akıl esas değildir. Esas olan kalbin merkezidir, sırdır, letaiftir ve bunlar insanın zaten ubudiyete ya da Cenab-ı Hakk'ın yasakladığı şeylerden kaçınmaya, imtisale bir kuvvet veriyor, vesile Evet. oluyor. Şimdi Mektubat 26. mektuba bakalım. Üstadımız burada diyor ki hem iman yalnız ilim ile değil. İmanda çok letaifin, latifelerin hisseleri var. Nasıl ki bir yemek mideye girse o yemek muhtelif asaba, muhtelif bir surette inkısam edip tevzi olunuyor. İlim ile gelen mesaili imaniye dahi akıl midesine girdikten sonra derecata göre ruh, kalp, sır, nefis ve hakeza letaif kendine göre ne yapıyor? Hisse Sahne alıyor. alıyor. Bu bir kaide. Evet. Nasıl ki asıl olan midemizin doldurulması değil, hatta midemize giren nimetler, gıdalar eğer hücrelerimize dağılmazsa orada da bir yük olur. İnsanı hastalığa götürür. Aynı şekilde esas olan akıl midesi değildir. Mideye giren gıdalar hücrelere, hücrelerden sonra işte bu manadaki atomlara daldığı gibi ve dalmak mecburiyetinde kaldığı gibi, vücut da bunlarla beslenip kuvvet kazandığı gibi, aynı şekilde esas olan insan bedeni gibi ruhtur ve vesile olan insan midesi gibi akıldır. Evet. Akıl ile gelen mesaili imaniye, imani meseleler akıl midesine girdikten ve orada güzel bir şekilde yoğrulduktan sonra sırasıyla kalp, sır, ruh ve letaife sirayet ve inkısam ediyor değil mi? Şimdi bu inkısamdan sonra artık ne yapıyor insan? Bundan aldığı güçle, kuvvetle bunu ibadetlere ve Allah'ın emrettiği, emretmediği, yasakladığı şeylerden de kaçınmaya vesile kılmış oluyor. Bir güç kazanmış oluyor. Evet. Bazen oluyor mesela avam bir insan bir alimden daha fazla bir meselede hassas oluyor. Teheccüd namazı kılmayan çok belki ilahiyatçı var ama teheccüd namazını kaçırdığı vakit kendisine levmeden ondan sonra kendisine bir cihette ceza vermeye çalışan avam dediğimiz insanlar Evet. var. Buradan da anlıyoruz ki her şey akıl ile değil. Aynı bahsin sonunda da daha doğrusu sorulan bir soru var. Üstadımıza yani Allah'ı bilmek varlığını bilmenin gayrıdır. Allah'ı bilmek varlığını bilmenin gayrıdır. Muhyiddin Arabi Hazretleri'nin ifadesini bu manada sorduklarında üstadımız da aynı yine izah yapıyor zaten. Bu izah da oradan geliyor. Yani bir insan Allah'ın varlığını İlmen ispat edebilmesi Allah'ı bilmek anlamına gelmiyor. Allah'ı bilmek, Allah'ı bütün hissiyatıyla adeta değil mi? Kendi içinde bu manada varlığını, birliğini, esma ve sıfatlarını kabullenmek anlamına geldiğini Her an Üstadımız o baştan Allah'ın varlığı anlatıyor. hakikatiyle yaşamak. Hakikatiyle yaşamak. Evet. Şimdi başka şeylere baktığımız vakit mesela Üstadımız
Üstadımız diyor ki akıl usansa da diyor sair duygu ve latifeler usanmaz diyor. Evet. Akıl usansa da sair duygu ve latifeler usanmaz. Gıda almaya devam eder. Şimdi bu manadaki bir ifadeyi üstadımız şey için söylüyor. Virtler için söylüyor. Virt neyse Kısa-i Nur'un hem ilmi boyutu var hem de virt boyutu var. Virt Cenab-ı Hakk'ı hatırlatan şeylerdir. Devamlı dilin tekrar ettiği şeyler demektir. Zikir de hakeza. Cenab-ı Hakk'ı hatırlamak. Risale-i Nur da bir cihette zikirdir. Kur'an'dan aldığı hasseyle. Evet. Şimdi bu manada baktığımız vakit mesela biz kul huvallahu ehad'i okuruz. Bilerek de okuyabiliriz. Bilmeyerek de okuyabiliyoruz. Belli bir zaman sonra artık akıl ne yapıyor? Duruyor. Ama latifeler ondan aldığı zevk ve lezzetle değil mi? Hahişkar oluyor ve onu devamlı tekrar etmeye kendisinde böyle bir aşk ve şevk uyanıyor. Evet. Dolayısıyla Risale-i Nur'da da aynı hasenin olduğunu da bu gibi ifadelerden anlayabiliriz. Dolayısıyla bu asrın özelliğinden dolayı da özellikle onu söyleyelim. Çünkü mesleğimiz Kur'an'dan alınmakla beraber bir cihette tariktir, tarikattır. Tarikatların bir şubesidir. Evet. Ama bu asırdaki Allah'a ulaştıran yol baktığın vakit, insanları bataklıktan kurtaran yol diye baktığın vakit, aklın bir cihetle esas olmasa da ciddi manada kullanılması gerektiğine dair Risale-i Nur'un çok yerlerinde hep ispat ve izah metodunu görüyoruz. Evet. Bu da Risale-i Nur'un bu asırda yazılmasının bir özelliğindendir. Bu asrın özelliği, bu asrın ihtiyacı, bu asrın insanların talebi üzerine böyle bir eseri Cenab-ı Hak uygun görüp yazdırıyor. Bin senelik tarikat döneminde genellikle kalp ve ruh esas oturmuş. Ama bu asırda kalp ve ruh esas olmakla beraber onlara götürecek esas yol olarak akıl daha ön plana çıkmış. Evet. Üstadımız 28. mektupta hatırlarsanız üstadımıza geliyorlar. Ya lisan hal ile söylüyorlar. Belki bazıları da lisan hal ile söylediği bir mesele var. Diyorlar ki aklımız ilme muhtaç olduğu gibi kalbimiz dahi bir feyiz ister. Ruhumuz bir nur ister ve hakeza. Çok cihetlerle çok şeyler istiyoruz. Seni hacatımıza cevap verecek bir zat, bir adam zannedip öyle geldik. Fakat bakıyoruz ki sen sadece sanki akli meseleleri izah ediyorsun gibi. Üstadımıza bu manada bir soru soruyor. Üstadımız da 28. mektubun 3. meselesinde çok geniş bir şekilde bunu almış. Ben özetle sadece şunu diyeceğim. Üstadımız bunun izahını geniş bir şekilde yaptıktan sonra diyor ki demek Kur'an'dan gelen sözler, demek Kur'an'dan gelen o sözler ve o nurlar yalnız akli mesaili ilmiye değil. Belki aksine kalbi, ruhi, hali olan mesail-i imaniyedir ve pek yüksek ve kıymetdar marif-i ilahiye hükmündedir. Pek yüksek ve kıymetdar marif-i ilahiye hükmündedir. Kalbi, ruhi, hali mesail-i imaniyedir. Sadece akli olan mesele değil. Onun için Risale-i Nur'un ilmi kelamdan ayrılan yönü de bu. İlmi kelam sadece ispat ve izah üzerine gidiyor. Onun için ilmi kelam ulemalarına Muhyiddin Arabi Hazretleri itiraz ediyor. Diyor ki Allah'ı bilmek bu değil. Allah'ı bilmek, varlığını bilmenin çok gayrı olan bir hadisedir. Siz varlığını ispat etmeye çalışıyorsunuz. İnsana bir zevk, bir lezzet, bir imtisal ya da bir korku ya da bir haşyet vermez. Onun için Risale-i Üstadımız diyor ki Risale-i Nur ilmi kelamdan hakikate açılan bir kapıdır. Evet. Tarikattan maksut ve matlup olan neticeleri de verdiriyor. İlmi kelamın izah ve ispat metodunda birleştirmiş. Çok mükemmel, harika, orijinal bir Kur'an'ı meyvedir, Kur'an'ı bir sofra hükmündedir, bir maide hükmündedir.